Mecliste bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci bütçesi 1 trilyonu aşan rakamla dikkat çekiyor. Mecliste bu bütçe, büyük bütçe görüşülürken yerellerde işsizlik ve iflas gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'la meclis bütçesini değerlendireceğiz. Daha doğrusu meclisteki bütçe görüşmelerini değerlendireceğiz. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İlk kez bu kadar büyük bir bütçe 1 trilyon aştığı için dikkat çekiyor. Siz mecliste bu büyük bütçeyi görüşürken yerellerden de iflas haberleri geliyor. Evet. Mecliste taşıdınız gündeme TEMSA Adanalı bir marka kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı ve binlerce işçi işsiz kaldı. Önce TEMSA'nın hikayesini dinleyelim sizden, sonra da bu çelişkiyi. Şöyle TEMSA Adana'da sanırım son şirketlerden birisi, büyük şirketlerden Adana'da yaşayan ya da Adana'da ticaret yapmış, kısa bir dönem bile kalmış insanlar Adana'da Mensa'yı bilirler, Çiko Birliği bilirler, Tekel kapandı keza aynı şekilde, Milli Mensucat. Adana eskiden sanayinin bir şehriydi. Doğu neredeyse ticaretini Adana üzerinden yapardı. Zaman içerisinde bunlar azaldı, yok denecek kadar düştü. Türkiye'de son dönemde iktidarın çok sıkça dile getirdiği bir söylem var. Milli yerli. TEMSA da tam öyle bir firmaydı. 70'e yakın ülkeye ihracat yapıyordu. Otobüs, küçük minibüs, küçük kamyonet. Avrupa'da herhangi bir şehir diyorum, neredeyse tümüne çünkü ihracat yapıyor. Gittiğinizde turizm şirketlerinin o kısa minibüsleri genelde TEMSA marka oluyor. O açıdan hem 50 yıllık bir şirket olması hem de 70 ülkeye ihracat yapıyor olması onun ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Haliyle konu bütçe olunca ve Türkiye'de sıklıkla dile getirilen yandaş müteahhitlerin, sıkıntıya giren tüm yandaş müteahhitlerin, yandaş iş adamlarının desteklenmesi ortada olunca biz dedik ki ya buraya da bir destek verin. 50 yıllık bir şirket, ihracat yapıyor, üretim odaklı. Bu şirket 6 ay önce 2 aylık bir şirkete satılmış Sabancılar tarafından ve kredileriyle birlikte satılmış. Son 6 ayda da hiçbir krediyi ödememiş. Bankalarda kredilerini geri istemişler. Böyle olunca da 23 Aralık itibariyle de işçilere üretimi durdurduklarını ifade etmişler. Durum bu noktada, görüşmeler devam ediyor. Bizim söylediğimiz de şu: Adana'da yaşayan herkesin, siyasetçilerin, burada parti ayrımı da yapmadan bu TEMSA'nın hayata devam etmesi gerekiyor. Mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Gerekli katkı ve desteği de bu hükümetin yapması gerektiğini söylüyoruz. Bunu da somut gösterge olarak diyoruz ki ya Ali Ağoğlu bir finans merkezi yapıyor. Türkiye'de şu anda sıkıntıya girmeyen hiçbir esnaf, küçük ölçekli, büyük ölçekli yok. Özellikle müteahhitler müthiş sıkıntıda. Özellikle kur farkından dolayı neredeyse büyük projelerin tamamına yakını bir sıkıntıyla süreci götürüyorlar. Birçoğu batıyor. İşte dün mecliste konuşmamda söyledim. Yakın tarihte son bir yıl içerisinde 3 tane müteahhit intihar etti. Durum bu kadar feci. 1 milyar 650 milyon TL Ali Ağoğlu'na veriyorsunuz. Ali Ağoğlu ne yapı itibariyle ne yaşam itibariyle buraya uyan birisi değil. Ne de yaptığı iş itibariyle beton. Yani yaptığı beton ticareti daha doğrusu. O vesileyle böyle bir yere siz 1 milyar 650 milyon veriyorsanız neden TEMSA'ya vermiyorsunuz? Söylediğimiz o. Aslında genel olarak bunu gündeme getirdiniz. Müteahhitlerin intihar ettiğini söylediniz mecliste. Ali Ağoğlu ve sevgilileri meclis bütçesine genç nasıl girdi dediniz? Genç sevgilileri bir de, yani öyle de bir yönü var. Tabii o işin esprisi, tabii esprisi biraz magazinel, magazinel olsun diye da bahsettiniz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum asıl itibariyle. Orada üretim yapan, Türkiye'de marka olmuş, ihracat yapan, yerli milli araç üreten bir şirket var. Diğer tarafta kazandığı paraları ortalığa saçan, dünyanın en pahalı arabalarını kullanan, yanında genç kızları, kadınları aşağılayan, aşağılık bir herif. Şimdi siz buna tutuyorsunuz, bu parayı veriyorsunuz. Ya üretimde
ki yere vermiyorsunuz. Burada aslında dün mecliste bunu dile getirdim. Tamamen iktidarın nereye motive olduğunu gösteriyor. Kendisi bir saray ve etrafında 30-40 kişilik bir şürekası var. Bunun dışında hiç kimseye bir faydası yok. Düşünün, bir bütçe hazırlanıyor. Bu bütçenin içerisinde ekonomik verilere baktığınızda işte genç işsiz %27'yi bulmuş. Genç kadın işsiz oranı %34'ü bulmuş. 3 öğrenciden bir tanesi iş bulamıyor anlamına geliyor. Bu kadar ciddi sıkıntı varken siz buraya dönük hiçbir bütçenin içerisine bir kalem koymuyorsunuz. Ya da asgari ücrete ilişkin işte veriler ortada. Uzun zamandır ilk defa asgari ücret açlık sınırının altında. Türkiye'de 16 milyon yoksul var. Bu kendilerinin rakamları, TÜİK rakamları. Evet. Ve 14 milyon insan da o ya da bu şekilde sosyal yardım alıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Varlık fonu kuruyorsunuz. Varlık fonunda başında Cumhurbaşkanı var. Varlık fonunda ilk yaptığı icraat finans merkezinde Ali Ağaoğlu'na 1 milyar 650 milyon lira destek veriyor. Aktarıyor, kaynak bir aktarıyor. Bir taraftan da borç miktarları var. Evet. Bunu da mecliste gündeme getirdiniz. 550 milyarlık bir borçtan bahsediyorsunuz. Vatandaşı, bu sadece vatandaşın borcu. Tabii. Şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Esnaf SGK borcunu dahi ödeyemez halde. Küçük ölçekli işletmeler kredilere boğulmuş durumda. Yeni kredi alamıyor. Vatandaş artan masrafları karşısında tüketici kredisi çekiyor ve bu rakam 550 milyarı bulmuş. O kadar ciddi rakamlar var ki bu görüntü Türkiye'de bir facianın olduğunu göstergesi. İşte 5,5 milyon insana e-haciz kanalıyla hesapları bloke ediliyor. Geçen hafta bir veri daha vereyim. Elektriği kesilen vatandaş sayısı 3 milyon 365 bin. Elektriği kesilmiş. Ya düşünün, bir ev, bir iş yeri elektriksiz olabilir mi? 3 milyon 365 bin insana işlem yapılmış, elektriği kesilmiş parasını ödemediği için. 700 bin kişinin de doğal gazı kesilmiş parasını ödemediği için. Bu ülkedeki yangının, ekonomik sıkıntının temel göstergeleri. Söylediğimiz şu: aşağıda müthiş bir yangın var. Siz hala 30-40 kişinin acaba nasıl kurtarabilirizin derdine düşmüş durumdasınız. Evet, bütçeler, kamu kaynaklarını kimlerden toplanacağı, sonra da kimlere dağıtılacağını gösteren belgeler bu anlamda. Bu tercihleri açısından sadece rakamlardan oluşmuyor. Siyasi veriler bizim için de. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de karakterini bu anlamda gözler önüne seriyor. Siz diyorsunuz ki vatandaşa kaynak yok ama 30-40 müteahhite buradan kaynak aktarılıyor. Bu bütçede üretim yok, yatırım yok, işsizliğe çare bulacak bir şey yok. Önümüzdeki somut veriler var yani. Somut, bunları yapmadığına dair göstergeler var. Afaki söz söylemiyoruz. 2020 bütçesinin karakteri bu şekilde. O zaman 2020 bizim için, vatandaş için çok umut kötü vermiyor. Geçecek diyebilir miyiz? CHP'nin önerisi neydi? Meclisi neyi dile getirdiniz? Bizim söylediğimiz şey şu: vatandaştan aldığınız bir vergi var. Bu bir kamusal rant oluşturuyor. Yani toplumsal bir rant var. Bu aldığınız kaynağı elbette bir yere harcayacaksınız. Yapacağınız şey şu olacak. Örnek diye söylüyorum. Şehir hastaneleri. Ülkede bir hastane ihtiyacı var mı? Var. Yatak sayısını arttırmak gerekiyor. Nüfusa göre yatak oranına baktığınızda yatak oranı düşük. O zaman yeni bina yapmanız lazım. İkinci eksik gerekçe ne? Hastaneler eskimiş. 50 yıllık hastaneler. İşte hastane enfeksiyonundan tutun da koğuş sisteminin olması falan. Daha ülkemize, insanlarımıza yakışır hastaneler yapmak lazım. Bunlar tamam. Öbür taraftan siz bu ihtiyaçlar karşısında yaptığınız şehir hastanesi. Şimdi şehir hastanesine bakıyorsunuz, yatak sayısını arttırmıyor. Yani odalar çok büyük tutuyor ama bu kadar büyük devasa bir hastane örneği yok. İngiltere bir defa uygulamış. İngiltere uyguladığında bunun olumsuzluklarını görmüş, bırakmış. Biz uygulanmış ve sağlıklı olmayan bir düzeneği kuruyoruz. O büyüklük rentable değil. İki, ciddi bir maliyetle yapıyorsunuz bunu ve o maliyet dış kaynaktan.
O yüzden de dolardaki hareketle hemen oradaki müteahhitler sıkıntıya girmeye başladı. Ve genel olarak kamu özel işbirliğinde binanın yapılması şirketlere verilir. Alınan hizmetlerle bu bedel ödenir. Ama bakıyorsunuz burada hem hizmet alıyor hem de kira bedeli ödüyor. Hani biz diyoruz ya bu hastane hasta garantili diye. Fark etmiyor. İster bunu muayenede alın, ister gelen sayıda alın, ister kira olarak alın. Dediğimiz şey devlete o bahsettikleri şekilde bir maliyet getirmiyor. Ekstradan vergilerden de buraya ödeme yapılıyor diyoruz. Çünkü genel mantıklarını bir yol yapacağız, işte otoban. Bu otobandan vatandaş parasını ödeyecek, devletten bir kuruş para gitmeyecek deniliyor. Değil mi? Tüm bu işletmeler aslında öyle, havalimanı öyle, otobanlar öyle, köprüler öyle, şehir hastaneleri öyle. Ama bunlar yalan. Şehir hastanesine siz aldığınız hizmet karşılığı bedel ödüyorsunuz, kira bedeli ödüyorsunuz. Ve çok büyük rakamlar. Bunun ispatı da yine kendisi Sağlık Bakanı. 2020'de bu sistemden vazgeçtiler. Çünkü kaldırılabilir bir sistem değil. Rakamlar çok büyük miktarda. İşte Osman Gazi yapılıyor, bir maliyet var. Ama hiç de oradan geçenler o maliyeti ödemiyor. Siz garanti vermişsiniz. De vatandaş vergisiyle yine oraya katkı veriyor. Sonuç itibariyle söylediğimiz şey şu. İktisadi bir kuraldır. Kaynaklara göre ihtiyaçlar karşılanır. Bizim söylediğimiz sarayın etrafındaki 30-40 kişilik müteahhit ekibini beslemektense bunu gelin vatandaşa verelim, üretime verelim, TEMSA'yı destekleyelim, TEMSA'yı ayağa kaldıralım. Örnek diye söylüyorum. Üretim ya. Üretimli bir şeyimiz yok. Son yıllarda 17 yıllık hükümet boyunca baktığınızda bir tane fabrika yok. Ama kapatılan yığınla fabrika sayarım size. Şeker fabrikalarını bunlar kapattı, tekeli bunlar kapattı. Tütün diye bir şey kalmadı. Siz tekel fabrikasını kapattığınızda tütün ekimini de engellemiş oluyorsunuz. Şeker fabrikasını kapattığınızda pancar ekimini engellemiş oluyorsunuz. Tüm bunlar varken nereye gidip yatırım yapıyor? Bakıyorsunuz finans merkezine. Ya da simit sarayına. Bunu da çok dinlendirdiniz. Simit sarayda hiç olacak bir şey değil. Yani düşünün bir vatandaş bir şirket kuruyor. O şirkette büyüyor, başarılı, gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok. Yani isteriz daha da büyüsün. Sonra hiçbir şirket kalmamış gibi bu şirkete ciddi yatırımlar yapılıyor, destekler veriliyor. Ya siz bunu niye yapıyorsunuz? Yani bunun bir gerekçesini söyleyin. Bu da sistemden kaynaklı. Bu Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı sistemin en önemli özelliği denetleme yok. O yüzden de çaktırmadan bu krediler verip çıkılıyor. Nereden bulundu bu? Rekabet Kurulu bir sayfasında yayınladı. İşte bir başvuru olmuş Ziraat Yatırım. Böyle bir şey yapacağını söylüyor. Ve bunun arkından da basına düştü. Bugün de Cumhurbaşkanı soru sordu. Hayır, böyle bir şey onaylamam ben dedi. Onaylamam ben der demez Rekabet Kurulu'nun sayfasından bile o yazı çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu ülkeyi bu kadar fütursuzca, bu kadar denetimsiz, hiç kimsenin yönetmeye hakkı yok. Yani haber demokrasi, olmasaydı belki de Türkiye'deki Türkiye'deki demokrasinin durumu neyse, yargının durumu neyse, ekonominin durumu da aynı. Üçü birbirinden etkileniyor ve birbirinden de farklı değil şu anda. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'u anlattı. Şimdi son olarak Adana'da TEMSA fabrikası, daha doğrusu bir üretici firma kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Gün geçmiyor ki her yerden bir iflas haberi geçiyor. Fabrikaların kapanma haberleri geliyor. Yerellerde bunlar tartışılırken mecliste de kamu kaynakları neden sarayın etrafındaki 30-40 müteahhite aktarılıyor sorusunu gündemde tutuyor. CHP'li Burhanettin Bulut bugün de yayınlarımızda tepkisini dile getirdi. Biz sözü yeniden haber merkezine bırakıyoruz.